Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Hoş geldiniz. Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi'ne. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Ekim ayı astroloji gökyüzü gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, hızlı bir döneme giriyoruz sevgili Demet. Sen evet. Ne diyorsun? 5 Ekim'deki yeni ay, 19 Ekim'deki Koç burcundaki ay tutulması, arada pek çok gezegen açısı Başak burcunun son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları azaltabilecek pek çok özellik var gökyüzünde. Biraz maddi kayıpları olsa da genel olarak iyi diyebilir miyiz Başak burcu için? Evet, Başak burçları için genel olarak iyi bir yeni ay ile başlıyoruz. İyi olabilir mi bilmiyorum. Kişisel haritaya göre değişir. Çünkü sert bir yeni ay aslında. Terazi evet. Yeni ayı. Maddi kayıplar. Çünkü Güneş, Uranüs karşıtlığı, Plüton karesi ve bu enerjilerin altında oluşacak bir yeni ay. İkinci evde olduğu için maddi konular, gelir gider dengesiyle alakalı beklenmeyen durumlar olabilir. Kontrol dışı gelişen durumlar söz konusu olabilir. Tabii kontrol dışı gelişen durumlar söz konusu olabilir. Maddi ve ekonomik olarak bazı sıkıntıların çok fazla ön plana çıkacağı görünebiliyor. Şurada yapıya baktığımızda düşünce ve olgu olarak 5 Ekim'de beklenmedik masraflar çıkacaktır. Evet, masraflar. Gelirlerle ilgili sorunlar çıkacaktır. Eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntı varsa da operasyonla sonuçlanabilir. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse üretim değerleriyle ilgili bir döneme giriyor ama Başakların çalışma hayatı eğer düşük olanlar, yan gelip yatanlar varsa işleri çok zor. Ama Başaklar çoğunlukla çok çalışkandırlar. Mücadele edenlerdir. Yükselen burçlarında boğa, aylarında ikizler gibi olmayanlar gerçek anlamda çok mücadeleci ve çok güçlü Başaklardır. Evet. Onun için Başak burcu bu ayın maddi ve ekonomik sıkıntılarını rahatlıkla aşacaktır. Bir de 19 Ekim'de Koç burcundaki ay tutulmasını yorumlayalım. Bu da ekstra bazı gelirlere sebebiyet verecek. O daha çok ortak gelirler, ortak paylaşımlarla ilgili konuları gündeme getiriyor. Orada bir iş ortaklığı olabilir, para gelebilir, yatırımlarla alakalı bazı gelişmeler aslında olabilir. Aslında gelirlerin artışıdır o. Gelir artışı 19 Ekim'de, harcamalar 5 Ekim'de diyebiliriz. Aslında tam anlamıyla Ekim ayı maddi konuların çok fazlasıyla gündeme geleceği bir dönem Başak Burcu için. Evet, maddi konular. Bazı konularda tabii hızlı gelişmeler olabilir. Bunlar çünkü değiştirici ve dönüştürücü. Tabii öncü de çünkü. Bir dönemi kapatıp bir dönemi açan, başlangıç yapan hızlı girişimler de olabilir. Önce burç olduğu için tabii, bu güçlü tabii. enerjilerle beraber Venüs de yay burcuna geçecek. Aslında 7 Ekim'de. Yeni Venüs yay burcuna gelecek ama biz onlara haftalık bilinç okulu burç yorumlarında daha fazlasıyla söyleyeceğiz. Venüs'ün o Başak burcuna girmesi aslında onları biraz destekleyecek ama haftalık yorumlarda okursa arkadaşlarımız daha iyi olacak. Yönetici gezegenlerin Merkür'ün retroya gittiği görünüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Merkür'ün retro hareketli olması Başaklar için biraz iletişimle ilgili konularda zaman zaman aksamalar olabilir. O nedenle özellikle sözlü diyaloglara dikkat etmek gerekiyor. Randevular gecikebilir. Mail, telefon, iletişim cihazlarıyla alakalı aksamalar olabilir. Toplantılarda sorun çıkabilir. Üçüncü evde olacak çünkü. Seyahatlerde eğer seyahat edeceklerin. O dönemde seyahat dönemi aslında o hafta. Biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Biraz da sağlığa da dikkat edelim. Otomobille ilgili arızalar da çıkabiliyor. Çünkü bayram döngüsündeyiz. Evet. Ve tüm Başak Burcu'nun maddi ve ekonomik gelir ve giderleri. Bazıları krediyle otomobil alabiliyorlar. Evet, işte bu 19 evet. Ekim döngüsüyle beraber. Bazıları kredi ve borçlanmaları çözebiliyorlar. Dediğimiz bir döneme giriyoruz. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na giriyor. Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesi belki iletişimle ilgili konularda biraz daha enerjiyi yükseltecek. Eğitim olabilir, iletişim, reklam, işlerinin tanıtımı, medya, yayıncılıkla ilgili konular Başaklar için 21 Kasım'a kadar daha fazla gündemde olacak. İyi bir etki Güneş'in Akrep'teki konumu Başaklar için. Bence de. Güneş'in Akrep'teki pozisyonu 21 Kasım'a kadar çok iyi. 26 Ekim'i, 30 Ekim'i, 31 Ekim'i. İyi Şam'da kayıtsızım be Başak. Kendine iyi bak. Bye. Hoşça kalın.